İyi akşamlar. Sevgili dostlar, değerli yoldaşlar. Mardev TV'ye, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi bir akşam, güzel bir yayın diliyorum. Ve hemen daha fazla bekletmeden değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Evet, değerli dostlar, bu akşamki karalama defteri konuğum, tiyatro sanatçısı, oyun yazarı, aktör Ali Güner. Sayın Güner, Mardev TV'ye, Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Merhaba dostlar, hoş bulduk. Bu arada Hasan... Merhaba. Tiyatro sahnesinde bu kadar heyecanlanmıyordum ben. Çünkü yıllarca tiyatro sahnesinde hep böyle birçok insan oynadık ama kendi hemşerilerimin bir arada olduğu bir sahnede olmadık veya bir televizyon programında olmadık. O yüzden şu anda o güzel heyecan var. Evet, aynı heyecan bende de var. Her yayın esnasında o heyecanı, o enerjiyi, o etkiyi alıyorum. Gerçi belki de o heyecanını yitirirsem belki yayın yapma ruhu da yitirir diye düşünüyorum. Umarım tatlı heyecan ama biraz daha kaliteli yayınlara imza atarız diye düşünüyorum. Ben bizi izleyen dostlarımıza Sayın Güner kimdir? Öncelikle kısaca kendisini takdim edeyim. Ali Güner, Elbistan Hasan Alili köylüsü bir anne ve babanın ikinci çocuğu olarak Hatay'da dünyaya gelir. Sinema ve tiyatroya merakı daha ilkokul yıllarında başlıyor. Ülkenin o dönemdeki koşullarında yeteneğiniz, mesleğiniz ne olursa olsun ister istemez kendinizi siyasetin içinde buluyorsunuz. Metropollere göç etmiş Alevi ve Kürt olanların durumu daha da zor. Ve bu zorlukları birebir yaşayıp gören Sayın Güner, bu durum karşısında kendisini bulmak, hayatın gerçeğiyle yüzleşmek adına bir takım adımlar atıyor. Çevresini sorguluyor, araştırıyor. Ailesi 1976 Maraş'a göç etmiş ve 1978'de Maraş katliamına şahit olmuş. Daha önce tanık oldukları Kırkan katliamı da var. 1972'de Kırkan'da saldırıya uğrayan Kürt Alevilerin iş yerleri ateşe verilmiş ve yağmalanmıştır. İki kişinin öldüğü bu katliam saldırılarından Güner ve ailesi de zarar görür. Babasının iş yeri de yakılır. Maraş katliamında ailesinden kimseyi kaybetmemişler ama tanıdık komşuları ölüm haberleriyle yıkılmışlar ve Maraş katliamından hemen sonra ailesi yine geriye bir önceki katliama tanık oldukları şehre, Kırkan'a, Hatay'a dönmüştür. Bu göçten sonra amaçları Maraş katliamındaki yaşadıkları acılarını dindirmek, yaralarını sarmak, biraz da olsa nefes almaktır. Sayın Güner ailesinden ayrı hem çalışıyor hem de tiyatroya devam ediyor. Tiyatrolarda oynuyordu. Bu kadar yorlu, zorlu dönemler yaşarken üretmekten de geri durmuyordu. Oyun ve şiirler yazıyor. Kendine şair olarak görmese de oyuncu olduğunu düşünüyor. Şiiri kendisi için bir hobi olarak değerlendiriyordu. Yıllar çabuk geçiyor. Başta Ankara olmak üzere birçok yerde tiyatrolarda çalışıyor. Bazı zamanlarda yönetmenlik yaptığı sinemaya olan ilgisi, sevgisi bitmek bilmiyor. Sinemada olan tutkusu ve sevgisi ona yeni alanlar açıyor. Hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a gidiyor. Kısa süre içerisinde sinema camiasıyla tanışıyor ve birçok yönetmen ve oyuncu ile çalışıyor. Bizi mutlu etmese de, istemeyerek de bazı projelerde rol aldığını söylese de, pişmanlıklarının az fakat hep bir yanının eksik kaldığını düşünüyor. Halkı ve insanlar için uğraşırken kendisini seven sevgisine, sevgilisine ve çocuklarına pek zaman ayıramadığını, bir gün onların kendisini anlayacağını, uzaktan da olsa güneşe doğru gülümseyeceklerini düşünüyor. Yaklaşık 3 yıldır Fransa'nın Strasbourg şehrinde yaşıyor. Gelme nedeninin hakkında açılan 4 davası bulunmakta. İkisi Cumhurbaşkanı'na hakaret, diğer ikisi de bölücülük. Kendisine yaşamından başarılar diliyorum.
Evet, Sayın Güner, sizi takdim ederken eksik bıraktığımı düşündüğünüz bölümler varsa. Sadece o Kırıkhan'a, Maraş katliamından sonra Kırıkhan'a değil Antakya'ya yerleştik biz. Armutlu, meşhur Armutlu'ya yerleşmiştik. Bir de o kadar çok şey, güzel şeyler anlattın ki yani bana çok fazla bir şey bırakmadın. Ama tabii hayaller, gelecek, yapı, yani her insan gibi benim de özelimdeki hayallerim falan vardı. Fakat maalesef özelimize çok fazla düşmedik. Özelimize düşmediğimiz gibi kendi çevremize çok sevdiğimiz, bizi çok seven bir adam, insanlara çok vakit ve zamanımızı ayırmadık yani. Hep böyle daha güzel şeyler, daha güzel bir dünya çizmeye çalışmaya başladık. Sanat dünyasında da kendime duayen olarak aldığım birkaç isim var tabii. Bunlardan ilki, benim için hiçbir zaman unutulmayacak olan isim, Yılmaz Güney. Yılmaz Güney'le de tanışma fırsatım oldu. Hatta konuştuk, sohbet ettik. Bana lakap da takmıştı. O lakabı da sana anlatmıştım. Evet. Şimdi onun dışında tiyatro dönemimizde, dönem kendimizi kastığımız dönemler oldu. Ne kadar sanatı çok iyi biliyor deseniz de hep böyle kendinizi geliştirmeniz gerektiğini inanıyorsunuz. Bir de tiyatroya ve sanata bakış açınız çok farklı oluyor başka arkadaşlarınızla. Kendi oyuncu arkadaşlarımızla bile dönemden anlaşamayız, kavga ettiğimiz dönemler oldu. Yani hep bir kavgacı yanımız vardı. Galiba bu da bizim geldiğimiz bölgede o ezilmişliğin verdiği ve artı halkının yaşamış olduğu o katliamlar, o hor görülmeler, hep ikinci sınıf vatandaşı gibi bakılmalar, küçük görmeler, ayrışımlar, bizi insan olarak bile görmemeye çalışan bir sürü topluluk vardı. Bu yüzden çok da rahat değildik. Yani rahat gibi görünsek de değil. Aslında biraz ben kısa kısa keseyim. İstersen sorularını söyleyeyim sana. Mutlaka. Ben de açıkçası bizi izleyen dostlarımıza yayın esnasında neleri ele alacağımızla ilgili küçük bir bilgilendirme yapayım. Ve ardından da ister istemez diğer konuları böyle bir akış belirleyerek hem dostlarımızı sıkmadan hem de Ali Güner'i, hayatını, hayata ve yaşama, sanata bakış açısını irdeleyen hücrelere değindiğimiz keyifli bir yayın olsun. Sayın Güner'le bugün birlikte ele alacağımız gündemlerimiz, kendi yaşamıyla ilintili biyografisini tanıttık. Bunu birazcık açacağız ileriki aşamalarda. Sanata bakış açısını, tiyatro, sinema, dizi oyunculuğundan, oyun yazarlığını, şiirlerini, yöremiz ve güncel siyasal gelişmeleri ele alacağımız bir sohbetle sürükleyeceğiz dostlar. Öncelikle her konuma söylediğim gibi nasılsınız, bu pandemiyle gündeminiz nasıl geçiyor desem kısaca onunla başlayalım. Ya Hasan, şey vardır genelde böyle bizim feodal toplumda ve halkımızın arasında böyle nasılsın diye sordukları zaman karşılığında bizim verdiğimiz yanıt hep iyi diye geçiştiririz. Ama ben bu yalanı söylemeyeceğim, iyi değilim. Nasıl iyi olabiliriz ki? Yani dünyayı saran şu pandemi zaten apayrı bir bela. Onun dışında düşünün yani geride bıraktığınız insanlarınız var. Halkınızdan insanlarınız var, arkadaşlarınız var, dostlarınız var. Yani ben sadece orada Alevileri ve Kürtleri bırakmadım. Benim çok güzel Türk arkadaşlarım da var, Laz arkadaşlarım da var. Hatay Arap Alevileri var mesela, çok çok severim onları. Onlar var. Yani birçok şeyi geride bıraktık geldik. Çok mu mutluyum burada? Hayır değilim. Sadece bir tek şey var. İşte cezaevine girmekten daha iyi. Ben cezaevindeki arkadaşlarım, dostlarım için ayrı bir üzüntü yaşıyorum tabii. Keşke onlar da orada olmasalar. Ama elimizden gelen bir şey yok. Yaşadığımız bu dönemde. Yani ülkedeki yaşamı biliyorsunuz. Ülkedeki siyasi duruşu da biliyorsunuz. Şu andaki iktidarın ne olduğunu konuşuruz. Yavaş yavaş açarız bunu da. Evet. Fakat iyi değilim.
Yani ben iyi değilim. Ben de yalan söylemeyeceğim. Yani mutlaka daha çok dostlarımızı fazla tedirgin etmeyelim, üzmeyelim ad altında. Kendimizi avuttuğumuz bir davranış biçimi ama bilmiyorum. Gerçekten de yani böylesi durumlarda iyi olma şansımız yok sanırım. Size katılıyorum ama daha çok işte bu pandemi günlerde o riskli yaşamla ilintili. İşte sonuçta sevdiklerimizi kaybediyoruz bu korona illetinden kaynaklı. Biraz daha dikkatli davranmak adına hem sizin hem etrafınızı birbirimizi korumak, kollamak adına alacağımız tutumlar söz konusu. Zaten işlerken de konuları ele alırken de birazcık değiniriz. Zaten sistemimiz, öfkemiz, özlemimiz, acımız yansıyacaktır sohbete. O zaman şöyle yapalım. Sonuçta yaklaşık 3 yıldır Fransa'da Strasbourg şehrinde yaşıyorsunuz. Gelme nedeniniz hakkında biraz önce tanıtacağım. Tutuklayın olması falan ama diyeceksin ki peki ne yaptın bu dönemde? Böyle boş mu oturdun? Evet. Çok zamanım boşa geçti. Yani boşa harcanmış zaman hakikaten de çok kötü. Bu şey değildir ya. Ekonomik olarak da değildir. Başka bir şey değildir. Önemli olan insanların üretmesidir. Üretmeyen insan hep benim için boş insan diye sayarım. Ben çok fazla üretime katkıda bulunmadığımı düşünüyorum. Çünkü ürettiklerimi paylaşamıyorum. Sanatçının da yapması gerektiği şey bu. Üretip, ürettiğini paylaşmak halkla. Ama paylaşamıyoruz. Tabii bu pandemi döneminde bir şeyler yapmadık mı yaptım. Bir tane kısa film senaryosu yazdım mesela. Bir de ayrıca uzun metrajlı bir film hikayesi yazdım, gönderdim. Senarist bir arkadaş yine onu senaryoya döküyor şu anda. Tabii kısa metrajlı dediğim şey, ismi de belli. Mültecinin Gözyaşları diye. Daha çok böyle Avrupa'da gözlemlediğim birçok beni acıtan bir tarafıyla dediğimiz şey, hikayeleri ben birleştirmek istedim o. Belki de siz de çok biliyorsunuz, iyi takip ettiğinizi düşünüyorum. Mesela intihar eden gençlik var. Evet. Çok büyük bir rakam. Aşağı yukarı 2 sene içerisinde 80'e yakın sadece Alevi çevresinden dediğimiz gençlikten intiharlar. Yani bunlar 17-18-20 yaş arasında gençlik. Bunların altını kazımaya çalıştım. Biraz onları araştırdım. Niçin? Neden? Aramaya çalıştım. Ha, tabii kısır da olsa bir şeyler buldum. Çok böyle başarılı da olmamış olsa. Evet, bu, hatta bu intihar, gençlerin intiharıyla ilintili biz sanırım 2019 yılıydı. Yani bir buluşmamızda, Maraşlılar buluşuyor etkinliğimizde. Doktor Ümit Çetin'le kendisinin bu intiharlarla ilintili bir tez hazırlamıştı. Hatta bunun doktorasını da almıştı. Yani İngiltere tarafından üniversitede yani bununla ilintili bir araştırma yapmıştı. Ve güzel bir sunum da yapmıştı bize. Aynı zamanda Can TV'de merak eden arkadaşlar varsa izleyebilir. Çok etkili, güzel bir şeydi. Yani bununla ilintili aslında bizim gençlerin intiharıyla ilintili, gençlik sorunlarıyla ilintili de programlar yapmayı da hedefliyoruz. Sizin de böyle alanlara dikkat etmeniz, duyarlı olmanız sizlerden de destekler alacağımızın anlamına geliyor. Ben biraz birçok konu olacağı için hızlı ilerlemek istiyorum. Diasporadaki yaşamınız hakkında da yani şöyle bir şey söyleyeyim. Gurbet ve sürgünde ne gibi sorunlarla karşı karşıya kaldınız? Beklediğiniz ilgi ve sıkıntı yaşma noktasında dayanışma görebildiniz mi mesela? Aslında çok beklentilerim yoktu yani. Ben öyle bir şeyle de gelmemiştim ama tabii ki ister istemez insan zorda olduğu zaman dostlarını arıyor. Yani benim dostlarım, arkadaşlarım veya hemşerilerim ya akrabalarım, kardeşlerim, ailem nerede, niye beni aramıyorlar gibi bir düşünceye kapılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yani ben 2,5 sene aştı zaten, yaklaşık 3 seneye yaklaşacak 5. ayda. Ben çok kötü şeyler yaşadım. Yani
Kötü derken şu anlamda benden daha kötü yaşayan insanlar da var tabii. Bu kadar belki dramatize etmek istemiyorum ama bu gerçeği bilmelerini istiyorum insanların. Çünkü diğer insanlara sahip çıkma adına, yapılması adına bunu anlatmak istiyorum. Ali Güner belki bir inşaat işinde çalışamayabilir, yani üretemeyebilir, yapamayabilir. Elinden gelmez falan. Ama sanatıyla veya öğrendiklerini böyle aktarabilme şansı var. Onları çok iyi aktarmak ister. Bunu bir türlü anlatamadım ben derdimi. Özellikle demokratik kitle örgütleri adı altında. Dernekler falan. Birkaç tanesine ben bunu dile getirdim. Hatta şöyle bir mizah da yaptım. Dedim ki, bakın arkadaş, ben sütü bol olan bir ineğim. Böyle düşünün. Ve bu sütü sağız. Sizinsiniz. Yani yeni yetişen gençlere ben öğrendiklerimi aktarıyorum. Ama tabii kabul görmedi galiba, bilmiyorum. Nedenlerini de tabii biraz araştırıp falan, çok da böyle onları eleştirmek istemiyorum. Fakat ilginç bir şey oldu. İşin kötü tarafı. Bana burada yani evini açan, kiralık ev veriyorlardı. Ben zaten bir oda tuttum. Bu oda ayda 200-300 euro, 300 euroydu. Ondan sonra devlet yardımı kesildi benden. Ben kirayı ödeyemez oldum. Dışarıda kalmayı düşündüm. Hatta ev sahibine bunu söyledim. Ev sahibine söylediği bir şey vardı. Biz seni sokağa atamayız. Peki buradan şöyle bağlayalım mı? Evet. Burayı şöyle bağlayalım mı? Yani aslında hem sokakta kalma riskini de yaşadınız ve dostlarınızın birçoğu, yani sevenleriniz size sokak adamı diyor. İsterseniz bu konuyu da buraya bağlayalım. Neden söyleniyor diye. Şimdi sokak adamı sözünü sokak, ne haber sokak adamı falan deyip de benimle şakalaşan Yılmaz Güney rahmetli. Ben ilk önce kırılmıştım sevgili Yılmaz hocama. Yani niye bana sokak adamı diyorlar, sokak çağırıyor. Sonra çağırdı beni. Şöyle dedi. Sokakları gözlemleyerek sanat yapabilirsin dedi. Sokak adamı olursan dedi, çok daha başarılı olursun. Ben sokak adamı denince sokakta yaşayan bir insan gibi diye düşündüm. Ama daha sonra tabii bunun üzerine çok zaman geçti. Ne oldu, biz siyasetçiler yaptık, ne yaptık. Üretim adına hani bir şeyler yapıp karalamak istediğimiz için malzememiz insan bizim sonuçta. Yani onu da sokakta buluyorsunuz. Yazdığınız her hikayede hikayenizin kahramanları iyisiyle kötüsüyle, yani bugün polisi var, devrimcisi var, solcusu var, savcısı var. Hikayenizin içinde bir sürü insan var. Veya hayat kadını dediğimiz beden emekçisi var. Yani bir sürü. Şimdi bunları doğru yazabilmek için, yerine oturtmak için, ha arada bir tabii kendimiz dünyamızdan bir şeyler katarak abartılar yapmadık mı yapıyoruz hikayeler bizde. Özellikle mizahlarda daha çok yapılıyor bu abartılar ama dramalarda biz daha kısır bir şekilde abartılar yaparız. Yani uygun olan cümleleri ve sözcükleri buluruz ve karakterleri yerleştiririz. Ve bunu gördük, yani sokak adamı olmak gerektiğine inandım. Yani İstanbul'da dahi bana mesela sokak adamı derlerdi. Gittiğim zaman o Taksim'den işte bir yerlere gidiyorsam o sokak satıcıları bile, o Güneydoğu, Karadenizli çocuklar falan, gençler hepsi bana sahip çıkardı. Ufak birisi bana bir şey dese bile hemen zıp yanımda bulunurlardı ve bana destek çıkarlardı. Yani beni korumaya çalışırlardı. O bizim sokak adamı abimiz derlerdi. Çünkü onları dinlerdim. Onları ciddiye alırdım. Onların hikayelerini dinlerdim. Hatta bir şiirim var mesela. Evet. Şiiri okumayacağım ama sokaktaki 4 yaşındaki bir çocuk ve 60 yaşındaki bir adamın hikayesiyle birleştirilmiş bir şiir. Yani bunlar var. Tabii ki ben bir parantez açacağım. Az önce sonuçta dostlarımızı da bir parçası yapalım. Az önce dostlarımızdan birisinin özellikle sizin güzel bir şiiriniz olduğunu, o şiiri özellikle
okutun demişti. Ben bulamadım. Birisi eğer izliyorsa tekrar atabilir mi? Yani yayının biraz gerisinde kaldı. Aklımdaydı. Konuyu açınca. Genelde Kardelen diye bir şiirim var. Berfin. Yok sanırım. Hapishane. Ben buldum. Tekrar ekrana atayım. Hapishane şiiri. Ali Aytaş Gen arkadaşımız. Ali abime hapishane şiirini söyletmeden. Evet. Şimdi Ali'ciğim o şey tamam anladım. O şiir işte şu anda anlattığım hikayeyle ilgili olan bir şiirdi. İsterseniz onu alalım. Eğer yani hazırlamışsınız. Şimdi tabii abartılar da var da onu biraz kendimi toparlayayım. Ben Kardelen'i hazırlamıştım dedim ama tamam. Tamam Kardelen'i sonra okuyabiliriz eğer şeyse. Yani hazırdaysa arkadaşı da yani isteği de kırmamış olur. Bu anlamda söylüyorum. Tamam. Onu daha sonra okuyalım. Çünkü ben hakikaten kafamı toparlamam lazım. O şiir bayağı bir uzun bir şiir. Onu da söyleyeyim. Neyse okuyayım ya. Onu okuyayım. Tamam. Tamam. O biraz da yani bizden bir parça, benden de bir parça var tabii. O sokakta yaşayan çocuktan o amcaya, amcanın hikayesine kadar var. O şiirde. Of ulan of. Güneş. Bir tek sen beni ısıttın. Anamın bana ördüğü kazak gibi. Bir tek sen. Gerçi annem olmamıştı ama. Olsun be. Hayal etmesi bile güzel. Daha dün gibi hatırlıyorum yuvadan kovulduğum günü. Daha dün gibi. Bir gün yuvanın bekçisi geldi. Müdür bey seni emrediyor dedi. Korkak adımlarla müdür beye gittim. Beni emretmişsiniz dedim. Bugün günlerden ne dedi? 2 Temmuz dedi. Sana ne yanım satıyor dedi. Sivas Malımak diyecek oldum ki zinhar siyasete girme dedi. Korktum. Neyi anlatıyor dedi. Senin bugün doğum günün. 18'ine bastığın gün dedi. Tam sevinecektim ki şuramda düğümlendi bütün sevincim. Müdür beyin sözleriyle. Heyhat, lakin mevzuat. Buradan kovulman gerekir dedi. Nasıl müdür bey? Mevzuat böyleyse 18'in arasında. İyi de ben dışarıları bilmem ki. Dışarılar bana üyen gelir. Hem ben mi istedim ki bu dört duvar arasında büyümeyim? Ben mi istedim o şerefsiz babam bir sigara içimlik zamanda anneme tecavüz etsin? Ben mi istedim bir sigara içimlik zamanda doğmayı? Sonra bana bakamayacağını anlayan annem cami duvarına bırakmış beni. Zenginin biri burada oğlum daha iyi yetişir. Daha iyi günler yaşar diye. Nereden bilsin? Hırpanının birisi bulacak. Oradan alıp karakola götürecek. Karakoldan da yuvaya atılacak. Anlamam dedim yürümeyi. Nevzat böyle ister. Eşyalarını toparla yavaş yavaş. Arkadaşlarına vedalaş. Buradan uzaklaş dedi. Tam çıkarken müdür beyin son sözü. Ha bak evladım. Dışarıda bir mağduratın olursa bana bildir. Ne de olsa babanız sayılırım. Tabii ki babamız sayılırsın müdür bey. Azma adamızı belledin. Öylece dışarı çıktım. Her gittiğim kapı yüzüme kapanmıştı. Nüfus kağıdıma bakan benimle alay ediyor. Hane no yok, cilt no yok, sayfa no yok, adım garip. İş bulamadım. 3 gün aç susuz gezdim. Adiroş bebe gibi bir annem de yoktu ki bana memesinden süt versin, açlığa alışabileyim diye. Dayanamadım, hırsızlık yaptım. Pat içeri kaydım. İçeride tanıdığım birkaç arkadaşa dışarıda erkekteciliğe sorundu. Bu defa onlar da yakalanmıştı benimle birlikte. Benim yüzümde. Yine içeri. Pat içeri, pat dışarı garip. Hep böyle yaşadım, böyle geçtim. Bir gün bir el saçlarımı uçurdu. Garip ne haber? Dönüp baktığımda bir siyasi abiydi. Korktum. Çünkü onlara yaklaşmama tehlikelidir demişler. Ama gülümsüyor.
Ve ilk defa bir insan benim saçlarımı okşuyor. Ve bana çay ikram etti. İyiyim abi dedim. Sonra bayağı sohbet ettik. Hep güzel şeyler anlattılar bana. Git dışarı çık. Öleyim. Bir daha gelme diyor. Yaşa. Nasıl yaşarsan yaşa. Ama özgür yaşa. Emek güzel. Alın teri güzel. Git öyle yaşa. Şimdi öyle yapıyor. Yani yaşıyor. Emek yok. Ne mi yapıyor? Adam mı taşıyorum sırtımda adam? Vallahi beleş. Beş para istemem abi. Gel seni de taşıyayım sırtımda. Abla gel seni de taşıyayım sırtımda. Namerdim para istersen. Ne mi istersen? Hani sevgilinizi kolunuza takarsınız ya. Deniz kenarına gidip yalancıktan da olsa yakamızları seyrederken seni seviyorum dersiniz ya. Ben onlardan bahsediyorum. Benim hiç sevgilim oldu. Hani kış geceleri anneniz üstünüzü örter ya üşümeyesiniz diye. Siz de yorgana tekmeyi atarsınız ikinci öpücüğü almak için. Yine gelir sıcacık bir buğse kondurur ya yanağınıza. Bana onlardan bahseder. Benim hiç anlayamadım. Diyeceksiniz ki garip ne zaman güleceksin. Yakındır kardeşler. Yakındır güleceğim. Hani gökyüzünde bir güneş var ya. Hep Mezopotamya'dan doğar. Batıdan batar ya. Birileri onu balçıkla soğumaya çalışır. O inadına ise parlaklığını yitirmez ya. İşte o güneş bir gün bana gelecek. Beni alıp götürecek gökyüzüne. Yıldızlar eşiğinde bana nikah kıyacak. Ve oradan güleceğim beni anlamayan bütün aktarlara. İşte. Bu şiir de böyle gider dostum. Yüreğine sağlık. Evet, güzel bir şiirdi. Ayrıca işte tiyatrocu olmanızın vesilesiyle öyle vurgular, o duygular, kahkahalar farklı ve zevk de kattı içine. Evet, birçok konuya ele alacağımızı düşünürsek biraz süreyi iyi kullanalım istiyorum. Ben ayrıca sosyal medya paylaşımlarınızdan tanıyorum. Ve bu sosyal medya paylaşımlarınızda dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi kendinize ait bir mizah sayfanız var. Karikatürler falan paylaşıyorsunuz. Özellikle yani şöyle sorayım o zaman. Mizahla ilginiz nereden geliyor desem? Ya mizahın aslında devrimci bir yanı olduğunu düşündüğüm için dedi bu. Hatta yani mizah üstadların hepsine biz geçmişine baktığımız zaman yani bir Charlie Chaplin'den veya bir özür dilerim şu anda adını unuttum ya. Şimdi bana kızacaklar tiyatro duayeni olan bir adamın adını unutmak. Neyse bunu yine söylerim de. Şimdi Charlie Chaplin'e baktığımız zaman Charlie Chaplin cezaevlerine dahi girmiş. Bu adam mizah yapmış. Mizah hep devrimci bir yanı verdi. Nasıl anlatırsan anlatın. Sonuçta hep içinde bir mesaj var. Size alaycı gibi de gelse biraz düşündüğünüz zaman aslında mizah biraz da gülümsetirken düşündüren bir taraf var. Mizah seviyorum. Üretmeyi de seviyorum. Paylaştığımız mizahların tabii kendi adıma söylüyorum. İçerisinde kopyala yapıştır hırsızlık adına yaptığımız şeyler de var. Yalan değil. Ama kendi adıma da yaptığım şeyler var. Yani küçük bir hikayeyi kendim geliştirip, farklılaştırıp öyle bir fıkra haline getirmek veya mizahi olarak anlatmak. Hatta bir karikatürü konuşma balonlarının sözlerini kendinize uyarlamak veya güne uyarlamak adına bazen bu tür şeyler de yapıyoruz. Bir de şey var yani iyi takip ediyoruz. Ben ama yerel mizahları çok seviyorum. Halkın arasında dolaşan mizahları çok seviyorum. Yani şeyi mesela Erzurum'da bir vatandaşın başına gelen olayı dinlemek daha çok hoşuma gidiyor. Veya bir Elbistan'da veya bir Edirne'de fark etmiyor sonuçta. Nerede olursa olsun. Bir Hakkari'de bir çocuğun anlatacağı güleceği mizahlar benim çok hoşuma gidiyor. Bunlara da çok ilgiliyim. O da köy seyirlik oyunlara olan merakımdan kaynaklı galiba.
Peki şöyle bu konuyu da şöyle tüzleyebilir miyiz? Sanırım Yunanlı bir arkadaşımızla geçen bir diyaloğunuz var. O evet, kurgu değil, o gerçek bir hikaye. Yunanlı bir arkadaşım vardı. Adı Andreas'tı. Andreas'la bayağı bir samimiyet kurmuştuk. Fakat kızdırırdım da ben onu. Çünkü onun kızacağı yerleri çok iyi biliyordum. Ya dedim Andreas, siz de yani gitmişsiniz kardeşim, bizim dönere giros diyorsunuz. Yok işte karnı yarığımıza almışsınız, kendinize patlıcan yemeği yapmışsınız, şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız falan söylüyordum. O çok kızıyordu. Bırakın siz ne anlarsınız diye. Karnı yarıktan. Onun adı İmam Bayıldı mı? Ne alakası var? İmam size girsin. Ondan sonra böyle anlatıyordu. Baklavaya falan sahip çıkardı. İşte dönerin aslında giros olduğunu, sonradan bizim aldığımızı falan hep böyle anlatmaya çalışırdı. İzah edildi. Aslında anlıyordum ama onu kızdırmak hoşuma gidiyordu. Dönemde tabii kızdığı zaman da gönlünü hemen alıyordum. Bir gün çok kızgın vaziyette geldi Andreas. Çok köpürüyor ama. Hayırdır Andreas, ne oldu falan dedim. Bre git dedi, sizin gibi dedi, insanlardan nefret ediyorum artık. Dedim ne oldu ya? Bre dedi gittin, benim dedi Atina'dan dedi, hemşerilerim gelmişti. Zamanında Konstantinopolis'te oturmuşlar. Onlar özlemiş İstanbul'u. Dediler ki bir tane Türk kasedi filmi getir, izleyelim, İstanbul'u seyredelim. Gittin Türk kasetçisine dedin ki bana İstanbul'u anlatan güzel bir film mi? Götü iki tane kaset verdi, size güzel dedi. Götürdüm, koydum, koymaz olaydı. Adamın birisi çıkıyor, bir tane ok atıyor, beş tane Yunanlı ölüyor. Havaya sıçrıyor, sekiz tane Yunanlı ölüyor. 16 tane Yunanlıyı bir kılıçla vuruyor. Dedim Malkoç oğlu mu? Malkoç oğlu niz batsın. Öbürü de Kara Murat'tı. Evet. Hakikaten de çok kötü bir şey yapmış. Yani o kasetçi adilik yapmış. Tutmuş adamın eline. Malkoç Cüneyt Arkın'ın iki tane böyle avantür filmlerini sana vermiş eline. Hatta bu diyaloğu anlatırken yaşıyor gibi de. Onun ses tonunu, onun aksamını da vurgulaman farklı bir renk katıyor açıkçası. Gerçekten güzeldi. Ve ben arada bir böyle renk de katalım, dostlarımız sıkılmasın. Çünkü bazen konular... Soruları varsa yani sorabilirler. Yani zaten önerileri, soruları olduğu müdürü aktaracağız. Ben sonuçta konuğum sanatçıysa ve onunla da ilintili bir takım konuları ele alalım istiyorum. Yani güzel sanatın içerisindeki bazı dallar var. Şimdi ben tabii ki tiyatroyu, sinemayı ve diziyi farklı bir başlıkla açalım istiyorum. Kısa kısa değinelim ama ardından sanatı genel olarak ele alalım. Sanatçıların sorunlarını irdeleyelim istiyorum. Tabii. Yani daha iyi olur diye düşünüyorum. İsterseniz tiyatro sanatçısınız. Ne zamandır tiyatroyla ilgileniyorsunuz diye başlayayım. Böyle kısa. Ben tiyatroya yakın vardı. Ondan sonra işte kentlerle tanışmamdan kaynaklı devam ettik. Daha sonra Ankara'da uzun süre devam ettim. Sanırım herhalde şu anda yine sinema sanatçısı bir arkadaşım da izlemeye geldi. Semra. Semra geldiyse Semra'dır herhalde galiba. Böyle gözümden geçti de umarım olur. Şimdi tiyatro güzel bir dünyaydı. Ben çok heyecanlandım. Çok seviyorum. Halen seviyorum. Sahnede olmayı seviyorum. Heyecanlanmayı seviyorum. Yani halk arasında derler ya işte ya ben çok heyecanlanırım çıkamam. Biz hep heyecanlanırız zaten. Heyecanımız biterse sanat da biter. Tabii sinema ve televizyon camiası çok daha farklı. Daha sonra İstanbul'a gittik ama onun öncesi tiyatro, Ankara'da tiyatro kimin sahibiydim mesela. Aynı zamanda yani kendi tiyatromu kurmuştum. Ama onun öncesi Yeni Meydan sahnesinden tutun da Asla kadar birçok tiyatroda oynadım. Ankara gitmeden önce biz tiyatromuz iflas etti. Bu Tansu Çiller'in dönemine denk gelmişti. Çok kötü bir dönem yaşamıştı. Sonra dedik ya burada ekmek yiyemeyeceğiz. Yani İstanbul'a gideyim. Zaten sinemayı da çok seviyorum ben. Yılmaz Güney'den kaynaklı. İstanbul'a gittik. İstanbul'da bir cehenneme düşmüş gibiydik. Yani Ankara'da da bunları çok yaşadık da yani tekelleşmiş dediğimiz var ya, hep böyle insanların bilmediği,
Ama dışarıdan sadece izlerken ya bunlar çok iyi insanlar, işte bunlar güzel insanlar, bunlardan zarar gelmez diye bilinen o sanat camiasında aslında bizde de bir tekelleşmenin olduğu, bir mafyalaşmanın olduğu, ha vurma kırma olmasa dahi ekonomik olarak size baskı yapıldığı veya size yer verilmediği, onların düşüncesine uyuyorsanız çok kötü bir durumdasınız. Yani bunları hep yaşıyorsunuz. Örneğin dönem dönem ihtiyacınız olduğu için bazı dizilerde rol almak zorunda kalıyorsunuz. İstemeseniz dahi, sevmeseniz dahi gidiyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Ben severek olarak yaptığım bir tek bir dizide severek gittim. İsteyerek gittim daha doğrusu. Çünkü o karakteri kimse oynamak istememiş. Ben gittim oynadım. Kürt milletvekili oynadım. Hatta o sahneden kaynaklı da bir dava var hakkında. Şimdi sanatçıdan terörist olur mu ya? Gazeteciden terörist olur mu? Bir avukattan ve bir mühendisten terörist olur mu kardeşim? Bir doktordan terörist olur mu? Ama bakıyorsunuz Türkiye'de şu anda önüne geleni terörist değil, ilan ediyorlar. Farkındaysanız işte bir kadıncağız var, İstanbul ilçe il başkanı. Abi peki üniversitede öğrencilerle birlikte hareket ediyor. Demokrat olan herkesin görebilir bu. Vay anam, bu kadın zaten örgüt militanıdır. Direkt. Ve bunun en büyük ağzı, ilk ağzı söylüyor. Sonra bakıyorsunuz bir sanatçı arkadaşımız bir şeyler açıklamaya çalışıyor. Tepkisini koyuyor düzene. Anında bölücü oluyor, terörist oluyor. Zaten bu bölücülüğü de bir türlü anlamış da değilim. Ya kardeşim ben neyi bölüyorum ya? Kendi ülkemde, kendi insanım. Ben Kürt'üm. Ve Kürt halkı yüzyıllardır orada var. Bin yıllardır var. Yapma. Neyi bölüyorum? Hani bu şeyin dediği gibi Diyarbakır'da sevgili Terzi Nevzat Niyazi miydi? Niyazi Usta'nın dediği gibi. Ya diyor Hakim Bey diyor her şeyi anladım. Bir siz beni yargılayacaksınız. Anladım da. Siz diyorsunuz ki Türkiye ikiye bölmekten. Ya bu Türkiye hıyarıdır ki ben ikiye bölerim. Nasıl diyor? Ya burayı anlayamıyorum. Yani şimdi hakikaten de anlayamıyoruz. Veya birbirimizi anlayamıyoruz. Gerçi işin acı tarafı ne Hasan biliyor musunuz? Onların bizi anlamasını beklemek önemli değil. Onların ne olduğunu zaten biliyoruz. Onların işi bu, düzenin adamlarıdır. Düzenin görevi de sizi ezmektir ve sizi sömürmektir. Emeğinizi sömürmek, dilinizi sömürmek, her anlamda sizi sömürgenin içerisine sokmaktır. Yani sanatçısından tutun, işte şeye kadar, yani fabrikada çalışan bir işçiye kadar herkesin emeğini sömürmektir dertleri. Fakat bizler neden birbirimizi anlıyoruz? Bizler. Basit bir örnek vereceğim. Hani dedim ya işte kendi içimizde bile sanatçı arkadaşlarımızla kavga ettiğimiz dönemlerimiz olmuştu. Benim en büyük kavgalarımdan bir tanesi de şeydi. Ya tiyatroda oyun oynayacağız. Abi kötü bir karakteri verilmiştir adama. Adam kalkıyor onu Kürt aksanıyla yapıyor. Sanki bütün kötü adamlar Kürt'tür. Adama diyorum ya sen Karadenizlisin o zaman Laz aksanıyla yapsana. Karadeniz aksanı neden Kürt? Neden? Ya bu Kürtler hepsi kötü mü? Ama gittiğiniz zaman tiyatroyla turnelere gideriz birlikte. Bugün bir Ahmet'te, bir Urfa'da, bir Hakkari'de bir yüksek olaya kadar gittiğimiz oldu. Lan, her gittiğimiz yerde de ağırlandık. En güzel şekilde hem de ağırlandık. İnsanlar bize hürmet etti. Sofralarını açtılar, kurbanlar kestiler, bunları yaptılar. Güler yüzle bizi karşıladılar. Bunlar gariptir deyip bizim etrafımıza adamları koyarak sakın kimse bunlara bir şey demesin dediler. Peki siz bu adamları nasıl kötü diye tanıtıyorsunuz be kardeşim? Birlikte gördük bunları. Birlikte yaşadık. Nasıl? Neden? Şimdi evet. Burada aydınım diyen. Güres toparlar. Yani, evet. Ama bunu keseceğim. Sanatçı aydınım diyen insan kendini anlatamıyorsa artık yani siz burada bir dehşete kapılıyorsunuz. Birçok yerde eksik kalıyoruz dedik ya işte eksiklerimiz. Bunlar hep eksiklerimizdir biz.
Ne olursa olsun. Ben sanatı, abi ben ekmek için değil, halk için yapmak istiyorum. Evet, yani ben birazcık daha o bölüme geçeriz diyorum. Çünkü bazı şeylere kısa değinelim ama can alıcı bazı konulara böyle vereceğimiz mesajlar şey olsun. Ben bu arada kulaklığı takabilir misin? Sanki bir hışırtı geliyor gibi söyleniyor. Evet. Arkadaşlar da dışarıdaki bazı sesi engellemiş oluruz. En azından yayın esnasında arkadaşlara da dikkat edin. Tamam. Bazı arkadaşlar soru da sordu ama kısa olarak yani tamam. Mehmet Cinkılıç arkadaşımız Osmanlı'da tiyatro var mıydı dedi. O konulara girersek işin içinden çıkamayız. Hatta esprine Irgati Aslan şair dostumuz da Osmanlı'nın kendisi tiyatroydu zaten dedi. Böyle bir gönderme yaptı. Bilmiyorum ama yine de istersen kısa bir Osmanlı'daki tiyatro ya ilintili küçük bir başlıklar halinde bir şey ne söylüyorsunuz? Tiyatro mu yoksa birinde bir şeyi soruyu net anlayamıyorum. Osmanlı'daki tiyatro mu yoksa şu dönemimizde son dönem falan dizilerde Osmanlı'nın yani Osmanlı'da tiyatro var mıydı diyor. Yani vardı. Yani şey ama şeyi söyleyeceğim. Yani orta oyunlar, köy seyirlik oyunları aslında Mezopotamya'da Kürtlerin yaptığı şeydi. Yani hatta Şano derler. Şan isminden bak Türkçe'de bile Şan olarak kullanılır o. Türkçe'de de Şano'dur onlar. Fakat Osmanlı'da neler vardı? Osmanlı'da orta oyuncular vardı. Kahvehanelerde, işte insanların bulunduğu bölgelerde, mesirelerinde falan oyunlar yaparlardı, güldürürlerdi insanları. Padişahları sultanlar sarayda pek olmazdı. Çünkü o dönemde çok böyle kafası kesilen orta oyuncular olmuş, sanatçılar olmuş. Onlar hicivli konuşurlardı. O padişah da dokunduğu zaman olmuyordu yani bu iş. Evet, bu kısa bir deneme yapacağım. Şöyle bir sesinizi kapatacağım. Hışırtı geç, yani seste değişme olmadı. Şu anda benim sesim nasıl arkadaşlar? Sanırım şu anda o hışırtı kayboldu. Ama şöyle bir durum söz konusu. Biz yayın öncesinde bir şeyler denemeye çalıştık. Sayın Güner'le yayın esnasında hazırlık aşamasında ufak tefek sormal bir sorun vardı. Şu anda sesin düzeldiğini düşünüyorum. Çünkü o hışırtıyı ben duymaz oldum. Ali dostumuzun sanırım PC'sinde bir sorun var. Ben dedim belki mikrofonu takarsa değişir, düzelir diye. Sesinizi açacağım. Ama hışırtı oluyor ne yazık ki. Öyle artık idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yoksa başka sorun da yaşayabiliriz. Biraz anlayış göstermenizi düşünüyorum. Bazen evet size açtım şu anda. Bu arada arkadaşlar kusura bakmasın. Ben teknoloji özür diliyorum. Yani ben kamera arkasında da çalıştım çok böyle yıllarca. Ben bu PC konusundan bu yeni çıkan böyle programlar falan konusunda hakikaten de çok özür diliyorum. Yani 45 dakikadır yayındayız. Daha ben birçok sorum da var. Hazırlık yapmam gerekiyor. Yani devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, özel tiyatroların bugün ülkedeki hiçbir şeyin yolunda gitmediği gibi sanat camiası da tiyatrolarında sorunlar yaşadı ortada. Bu konuda böylesi sürecin yaşandığı bir durumda ne düşünüyorsunuz sanatçıların? Genel yalnızca tiyatro demeyelim. Güzel sanatların bütün dallarını diyelim en az. Şimdi önce ben şunu belirteyim. Devlet tiyatroları ve devlet sanatçısı. Tuhaf değil mi sizce? Yani sanatçının tarihinde dünyanın tarihlerinde giren tarih var. Der ki sanatçı üreten ürettiği toplumla paylaşan ve muhalif olan kendi dünya görüşündeki bir iktidar da gelse
yine de mazlumdan yana olup ona yine muhalif olan adam sanatçı olur. Şimdi siz devletin sanatçısı olursanız nasıl muhalif olacaksınız? Yani bu ters diyalektiğe ters. Yani patronunuzla iş yerine karşı çıkıp ayıtırlam senin düzenini yıkacağım diyemezsin değil mi? Dediğin zaman kapı dışarı var. Aynı şey. Şimdi o işin bir tarafı tabii. Fakat yine de yıllarca emeğini vermiş. Bazı tiyatrocular, abilerimiz falan var. İster istikler işlerinden olmasınlar, dışarıda kalmasınlar, aç olmasınlar ama tiyatro sanat aslında, bütün sanatı söylüyorum. Özgür oldukça sanat olur. Bir yerlere bağlı olduğu sürece olmaz. Yani devletin veya hükümetlerin veya Kültür Bakanlığı'na kadar işte sanata destek çıkması gerekir. Ekonomik anlamda, yer bulma anlamında, teşvik etme anlamında. Fakat o Türkiye'de çok zor bir şey. Artı şayet yalaka değilseniz mümkün değil. Yani ondan hiçbirine bakarsınız. Ama yalakaysanız abi en güzel projeler de verilir. Hele ki TRT gibi çiftlikte yer bulduysanız eyvah eyvah. Dünyanın parasını cebinize aktarırsınız. Çünkü sizin sırtınızdan da bu yani ben ülkede herkesin doğru sanat yaptığına inanmıyorum. Her çıkıp da bir dizide oynayan insan benim için sanatçı değildir. Veya bir tiyatroda oynadı diye sanatçı değildir. Eğer duruşuyla muhalif değilse kaybediyor bunlar. Yani tanıma uymuyor. Evet, sonuçta öyle bir duruş sergilediğinizde de bunun bedelini ödemek, bunun külfetini, sorunlarını karşılayabilmek gücünüz de olması lazım. Dayanışmak gerekiyor. Ben şey için söyleyeceğim, yanımızda herhangi bir cihaz açık mı? Belki ondan da parazit yapabilir. Ona da dikkat edelim. Bu sesi, çünkü ses gibi sıkıntılar yaratınca ister istemez... Wi-Fi'den biz biliyorsun alamadık interneti doğruyuz. Yani yayına giremedik daha doğrusu. Hı. Telefondan almaya çalıştık. Tamam. O zaman diğer konulara da kısa kısa ben hemen hızlı girmek istiyorum. Çünkü süreyi iyi kullanmak istiyorum. Sinema ya değinelim biraz da. Sinema filmlerinde oynadınız mı? Çok az. Oynadım da çok az. Fakat kamera arkasında çok çalıştım. Yönetmen yardımcılığı yaptım. Dönem dönem yönetmenlik yaptığımız halde ama adımız yazılmadı oraya. Başka bir yönetmenin adı yazıldı. Biz yaptık ama işi. Çünkü kabul görmüyordu. Başta şunu söyleyeyim bu arada. Benim hakkımdaki bir gerçeği açıklayacağım şu anda. Herkes duyacak. Sen de duy. Benim kimlikteki adım Ali değil. Ben soracaktım aslında. Çünkü onunla ilintili şöyle bir sorun vardı. Yani birçok sinema sanatçısının kendi orijinal ismini kullanmıyor. Mesela Yılmaz Güney'in Yılmaz Pütün olduğu gibi. Sizin de Ali Güner doğru isminiz mi diyecektim. Siz, peki. Benim kimlikteki adım dedem rüyasında görmüş Zeynel Abidin. Şimdi Zeynel Abidin Güner diye isim uzun olunca afişe olmuyor dediler zamanında. Hatta bu Ali ismini Nastasya Kinski, Alman, Klaus Kinski'nin kızı Ali ismini kullanmamı istemişti. Bir eroinmanı oynamıştım Klaus Kinski ile birlikte. Bir sinema filmi. Amerika'da Almanya filmi. Golden Schlaf diye bir film. Yani o da öyle tabii. Tabii ben de benim için isim çok önemli değildi. Önemli olan yaptığım işler dedim. Ali diyorsunuz tamam. Ali herkes rahatlıkla telaffuz edebilir. Herkes konuşabilir. Akılda kalır falan gibisine kolay olur dediler. Eyvallah dedik. Yani sorun değil. Ahmet deseler de Ahmet de kabul ederdim. Yani çok da önemli değildi. İsmimden rahatsızım gerçek isimden. Değil ama İnanın bazen o gerçek ismimi çağırdıkları zaman çok böyle dönüp bakmıyorum. Babamdan başka pek kullanan da yok şu anda. Bir babam bana o isminde hitap eder. Fakat bir mahkeme gitsem, mübaşir beni çağırsa
Abdurrahman Ali Güner dese de Hamide Güner abi. Yani o kadar da artık benim içeri tanıksadık yani. Evet. Peki diziyle ilgili birkaç cümlede konuşalım. Ardından sanatı genel ele alalım istiyorum. Bugüne kadar kaç dizide oynadınız? Birçok dizide oynadım. Yani sayı olarak aşağı yukarı bir 30'ları falan geçer. Ama dedim ya, çok mutluydum hayal. Yani İstanbul gibi bir şehirde yaşamak için, hele sanatçıysanız, araştıransanız, bir yerde de oturuyorsunuz, kiralar yüksek, her şey yüksek, gerektiğin parası su parası derken kazanmak zorundasınız bir şekilde. Yani kazancınız da sanatla olduğu için ister iseniz o sektörde kazanıyorsunuz. O sektörün içerisinde diziler falan var. Ha, çok mu severek gittim? Hayır değil ama işimi severek yaptım, ayrı bir şey. Fakat senaryo beğeniyor muydum? Beğenmiyordum. Yani hoşuma gitmiyor. Ben kendim dahi izlemedim. Yani birçok oynadım dizilerde. En bir işte dediğim gibi bir milletvekili oynadığım bir dizi vardı. O da Samanlı gibi çekmiş o dönemde. O hoşuma gitmişti. İsteyerek oynadım. Gönüllü olarak gittim. Daha ücretimi aldım ayrıca tabii. Ama çok öyle yüksek bir meblağ değildi. Düşük bir meblağdı. Fakat ben o karakteri başkalarına oynamayacağını görünce dedim ki ben oynayacağım arkadaşım. Ben oynayacağım. Yani ben çekim dedim. Burada bu karakter güzel anlatılması gerekiyorsa ben bunu anlatacağım dedim. Ve oynadım. Onun dışında şey var yani, o renkli dediğimiz bir dünya. İşte hep böyle uzaktan ya beyaz kerdeden ya da ne bileyim camdan izlediğimiz, televizyondan izlediğimiz insanlarımızın aslında geride kalan kahramanlarını hiç kimse görmez. Hep böyle ne bileyim tatlı tatlı yüzleri görüyorlar. Bunlar çok iyi yaşıyorlar. Sanırız ki insanlar hakikaten de o sinema emekçileri hepsi mutlu diye düşünüyor. Hele ki şu pandemi döneminde ben birçok arkadaşımın şu anda perişan bir şekilde yaşadığını biliyorum. Tabii sadece bu sinema sektörü ve tiyatro sektörü değil. Bu sahne çıkan çıkartıcı arkadaşlarımız aynı kesimde. Şarkıcılar da öyle bir kesimde. Bilmiyorum. Evet, şöyle yapalım hocam. Yani bir de konuşurken yüksek ses konuşursam sanırım dostlarımız sesinizin biraz düşük olduğunu da iletmişlerdi. Ben yani ülkedeki sanatın ne durumda olduğunu biraz irdeleyelim istiyorum. Biliyorsunuz ve birçok dostumuz da ülkede iktidarın en iyi kullandığı araçlardan bir tanesi de medya, televizyon sektörü. Bu sistem kendine işte entegre eden ve kendisinin istediği tarzda yayınlar yaparak hem toplumu manipüle ediyor hem de yönlendiriyor. İşte özellikle son dönemlerdeki dizilerin ve televizyon sektöründeki yayınların, yarışmalar programlarının, yemekten tutun da kadın programına kadar içinin boşaltıldığı, yozlaşıldığı bir süreç yaşanıyor. Özellikle mafyavari dizilerin yaygınlaşması, elle tutulur ciddi bir hiç dizilerin olmamasını neye bağlıyorsunuz desem? Şöyle bir şey söyleyeyim. Hani sosyal medyada çok sıkıntılar. Çok şu andaki dinleyici arkadaşlarımız da kesinlikle görüntü paylaşmışlar. Bir kadına kadın cinayeti. İşte çocukların kaçırılması, çocukların öldürülmesi. İnsanların sokak ortasında koşullanması. Katil diyoruz ya, katil. Yani kadını öldüren, çocuğu öldüren, bebeğini öldüren, hepsi için söylüyor. O katilin %50'si medya. Yani bir ceza kesilecekse o cinayeti işleyene, eğer 20 sene verdiyseniz ona, bir 20 senede medyaya gelmek zorundasınız. Çünkü görsel sanatlar toplumun 100 metre ilerisine koşarız. Örnektir. Halka neyi dayatır gösterirseniz halk onu alır, onu öldürür. Şu anda da dayatılan cinayetler, kolay ilişkiler, işte kan, revan, kılıcı sallama, adam öldürmek,
kesmez, asmaz. Ama kendini bir tarafına tatlı göstermez. Dini objelerle insanları kandırmaz. Yani şu anda sanat adına yapılan hiçbir şey, ama net söylüyorum. Bakın gözüne bir. O katile eğer 30 sene, 20 sene verecekse, 20-30 sene de o ne diyor? Hatta o sanatçılara da ayırmak lazım. Ya arkadaş, sen eğer zarar veriyorsan bu projede olmamalı. Gerçekten insanlar seni izlerken birilerini öldürüyorsa, sen nasıl sanatçıyı değiştiriyorsun? Nasıl? Evet, hocam şöyle yapalım. Yani bayağı sorularım var ama bir kısmını elemek zorunda kaldım çünkü bayağı yani süreyi iyi kullanmak adına sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor. Ama şöyle yapabiliriz, en azından önemli olduğumuz bazı başlıklara açalım istiyorum. Özellikle dizilerde veya işte sinema emekçileri olabilir, o set emekçilerinin ve figüranların gerçekten yaşadıkları zorlu süreçler var. Özellikle müzisyen yani dostlarımızın intiharlarıyla ilintili çok süreçler de yaşanıyor. Kısaca bu konuya biraz değinirseniz. Ya onlar bizim görünmez kahramanlarımız. Yani set emekçilerimiz bahsediyoruz. Günlük inanın yani dizi filmlerde günlük 18 saat 20 saat çalışıklar zamanı. Çünkü belki biliyorsunuz ki geçmişte bir sinema filmi 1,5 ayda, 2 ayda çekildi. Hatta Amerika'da mesela 6 ayda çekilen sinema filmi. Yani 1,5 saatlik film. Şu anda 1,5 saate yakın olan bir dizi film bölümü 1 haftada çekildi. Bakın 5 gün. Bu 5 güne sığdırmak için insanlar para göre çalıştı. Öyle bir çalıştırdılar ki bildiğiniz gibi. Çoğunun sigortası da yatırıldı. Düşük ücretlerle çalıştık. Hele ki figüranlar yani normalde gösterilen işte 150-200 liraysa bunu ajansın 100'ünü alıyor, 50'sini 60'ını 70'ini figürana veriyor. Bu figüran arkadaşımız geliyor orada 2 saniye görünecek. Yani sürekli de yok, sözü de yok, bir şey de yok. Ama o 2 saniye için saatlerce bekliyor. Sabah değil, saat. 6-7 gibi servis alıyor, götürüyor ve gecenin saat 1'ler 2'lerine kadar bekliyor. Soğukta dışarıda bekleyenler oluyor. Yani çok az setlerde böyle insanları böyle koruma altına alıyorlar. Birçok setlerde sadece oyuncular yani işte bizleri falan alıyorlar ama ben bununla ilgili de çok kavga ettim setlerde. Yani onları korumak adına yaptım. Çok güzel. Fakat bir şey belirteceğim burada unutmadan söyleyeyim. Setlerde şu anda o bütün set emekçilerine ve oyunculara, figüranlara yemek veriliyorsa bu kimin sayesinde biliyor musunuz? Yılmaz Güney. Yani sinemaya ilk bunu yemeğe getirip bütün insanlara aynı yemeği yediler. Yılmaz Güney de başladı. Ondan öncesi yok. Sonradan yavaş yavaş diğer zorluğu yapmaya başlamıştık. Evet. Devrimci sinemanın büyük ustası Yılmaz Güney'de saygıyla analım. En azından birkaç seferdir yani yad etmiş de olduk. Şöyle sorsam hocam. Yani birazcık da sanatçıların biraz irdelerken yani sanatçı dostlarımızın normal insanlardan daha fazla hata yapmasını neye bağlıyorsunuz? Yani desen. Duygusal olmasını. Şimdi bakın duyguları ağır basan hani bazen derler işte mantıksal mı duygusal mı? Bunu böyle halk arasında kullanıyor bazen ilişkilerde de sorarlar ya işte mantıksal ilişkiler yani ne bileyim işte duygusal ilişkiler kimsenin söylüyor ama sanatçılar duyguları hareket ettiği için o duyguları ağır basıyor. Topluma göre bunlar daha rahat kalbidir. Rahat özgürlükleri de var. Biraz da öğretileri var. Bir ileride düşünen insanlar. Hata yapma olasılığı topluma göre daha fazla.
Bizde de hareket ettiği için. Ha, bazı kısımda hata deriz ama hata değildir aslında. Toplum da hata diyor. Yani feodalizmin de kabul edilmeyecek şeyleri o adamlar diyorsa hata diyor. Halen günümüzde bile mesela sosyal medyada bile 2021 yılındayız. Dikkat edin böyle. Bir kadın kendi resmini çok paylaştığı zaman eyvah işte bu kadın hemen tamam bana iş verir deyip de asılanlar da duyuyoruz yani. Bir şey böyle çok böyle demokratım aydınım diye insanlar bile görüyorum. Abi yoldaş can falan diye başlıyor başka yerden çıkıyor. Ya açıkça söylesene senden hoşlanmayın bir dakika şimdi. Ne gerek var ki? İşi niye yoksa söylüyorsun. Ha işte bunu şimdi sanatçı yaptığı zaman, direkt söylediği zaman sanatçı hatalı oluyor. Bak. Çünkü sanatçı daha da insandır. Duygularla hareket ettiği için onun için muhteşem olan bir şey ister. O esnada hata yapar. Tabii yine de sanatçı olarak az hata yapmayı düşünmeliyiz. Gerektiğinde de hatayı fark ettiğimiz zaman yine yenilememeliyiz. Yani bir daha aynısını yapmamalıyız. Bence özel hayatımız özellikle teşekkür etmek çok yanlış bir şey. İnsanlar özellerini çok aşmamalı, anlatmamalı, ilişkilerinden bahsetmemeli. Ha benim bir korkum yok bir şey. Korkumdan dolayı falan diye anlaşır mısın sen? Bu genel için söylüyorum bunu. Bu sosyal medyada arkadaşlar çok daha böyle güncel olayları paylaşmamız lazım. İnsanları paylaşmamız lazım. Bütün toplumu halkı ilgilendiren şeyleri paylaşmamız lazım. Yani özlemiz beni ilgilendirmiyor aslında yani. Bakıyorum adam özel bir şeyini paylaşmışsa çok umurumda değil ya. Geçip gidiyorum ben. Zaten şöyle düşünüyorum yani buradaki bu soruyu sormamdaki mantık birkaç gün öncesi yaşanan bir programa birilerinin katılmasıyla ilintili işte çok farklı uç noktalar oluştu. Eleştiriyle ilintili tutum sergileyen dostlarımız yani biraz ağır olduğu söylendi. Ya şimdi ortada gerçekten bir aymazlık, bir ihanet, bir duruş var. Böylesi bir pozisyonu niye aldı diye o insandan hesap sormak, sorgulamak gerekirken böyle bir şeyin doğru olmadığını iddia eden insanlara saldırı veya siz böyle diyemezsiniz, hangi koşullarda yaşanıyor diyerek bunu çok doğallaştırmak, normalleştirmeye çalışan bir anlayış oturuldu. Yani ben yani kişisel hata ve zaaflarla toplumsal etkilerini birazcık dengede tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ya şey var Hasan, yani şu bizde ve hep bizde var. Sanatçılarda çok daha fazladır ama artık toplumun içine yerleşmiş toplumda da var. Fark edilme duygusu. Megalomanlık başlıyor. Kendini göstermek. Ben buradayım demek. Yani ben buradayım demek için kendini göstermek adına hiç alakası olmadığı bir konu hakkında bilgisi taslayıp orada yorum yapan insanla dahi görüşürüz. Çünkü fark edilmek istiyor. Sizinle kavga ederek fark edilmek istiyor. Yani orada... Peki oradan şöyle soralım. Yani hemen oraya bağlayın isterseniz. Sanatçı her eserinde kendi yaşamından alıntı yapmalı mı? Veya yapar mı? Dönem dönem evet. Olur. Ama şöyle diyelim. Sanatçı dedim ya sokaktan beslenir. Yani biz alırız hikayeyi veya bir şey bizi duygulandırır diye olay bir hikaye. Bunu fark ederiz. Şimdi bakmakla görmenin arasındaki farklılık budur. Biz bakmayız, görürüz. Kulaklarımıza görürüz, beynimize, düşüncemize görürüz, yüreğimize görürüz. Ne bileyim, işte görmeye çalışırız. Ayrıntıları görürüz. Sadece bakmayız. Bakmak başka bir şey. Şimdi bunların işlerken ister istemez kendinizden bir şeyler katıyorsunuz. Çünkü sizin duygularınız. Onu işleyen sizin duygularınız. Sizin beyniniz, sizin düşünceleriniz. Abartılar da kuruyorsunuz. Yani bu sizden bir parça olabiliyor. Ama daha çok böyle ben her paylaştığı işte de her yazılan şiir ne işte yok yani kendi içinde değil. Örneğin benim bir şiirim vardı
Bir zamanlar beni bu konuda çok sordular. Akdeniz gözlüğüm diye bir şiirim vardı. Unuttum sözlerini şu anda. İşte kim bu mavi gözlü kadın? Ya yok öyle bir kadın dedim. Yani. Yok öyle bir şey abi. Aklıma geldi. Yazdığım anda diyor. Dizleri yazmışım. Koymuşum. Kalem almışım. Bıraktım. O. Bitti. Yani sanatçının her yazdığı şey de kendisiyle ilintili bir anlamına da geldi. Yani kurgu da olabilir yani. Tabii kurgu çok fazla zaten. Yani hepsi biz nasıl yaşamış olabiliriz ki hepsini? Mümkün değil. Evet. Fakat şu da var yani. İşkembeden de çıkmaz yani hiçbir şey. Öyle rastgele de çıkmıyor. Sonuçta yine bir şeyleri görmek, duymak, hissetmek diye bir şey var. Onları dile getiriyorsunuz. Ya Kalemek. İyi bir hocam şöyle düşünürsek iyi bir gözlemci etrafındaki insanların gözlemleyerek bir takım yaşanmışlık şeyleri uyarlayarak birçok şeyi anlayabiliriz. Peki yani zamanı işte dediğim gibi iyi kullanalım istiyorum. Hemen pratik birkaç soru daha sorayım. Yani devrimci sanatçı olur mu? Şöyle diyeyim. Devrimcinin açılımı zaten devrimci. Yenilik demek. Devrimcilik de yenilik anlamına geliyor. Devrim. Yani bir yeni düzen. Yeni bir şey. Ya kendini yenilemeyen bir insan sanatçı olmuyor. Bu anlamda evet devrimci sanat da vardır. Ama şey var tabii militarist yapısı olan sanat da var. Yani tamamen karşı koyan, dik duran, sürekli böyle anarşist bir yanını ortaya koyan sanat da var. Mesela tiyatroda epik tiyatro var. Biz epik tiyatroda biz onu anarşist bir yanını ortaya koyuyoruz. Ben seviyorum mesela. Anarşistliği seviyorum. Anarşist yanını seviyorum. Bence her insan kendini yenilemeli. Sanatçılar zaten sürekli yenilemek zorunda. Fakat şey de var yani burada ben gönderme yapacağım. Kimse kusura bakmasın. Ha, bireysel hiçbir şey yok. Kendine devrimci miyen arkadaşların hepsine söyleyeyim. Eğer siz 1917'lerde kaldıysanız, Lenin'le Marx'ta kaldıysanız kusura bakmayın siz devrimci değilsiniz. 2021'deyiz yani. Günümüze gelin. Dünya değişti. Her şey değişti. Yani emperyalist alanlar değişti, coğrafyalar değişti, işçi sınıf, emekçi sınıfı çok farklı bir yere kaydırıldı. Metropolize etti ülkeler kendini, alıştılar. Yani burada siz kendiniz yeni şeyler koymuyorsanız, yeni düşünceler, yeni perspektiflerle hareket etmiyorsanız, devrimci değilsiniz. Devrimci anlamına yenilikçidir. Abi ben sürekli. Bu hazır yemekten başka bir şey değildir yani. Oturup siz Mart sizin için çalışmış, yapmış ve Engels bunları almışsınız abi, yanı başınıza koymuşsunuz. Ben bunlardan faydalanıyorum, devrimciyim diyorsunuz. Yok abi öyle bir şey var. Öyle bir dava yok. Ya bugün Che Guevara Ernesto örneği vardı. Doktordur bu adam. Değil mi? Gündüz köylerde köylüyle birlikte çalışıp gece militanlık yapmanda. Köylüyle birlikte çalışacak. Ama ben ülke gerçeğinde de azıcık söyleyeyim. Köylüyle birlikte çalışabilen çok devrimci görmedim. Azdır. Babam da bu yüzden hep takıyordu bize. Devrimciler tembellik mesleği diye almışlar. Üretmeyen adamlar devrimci mi? Yani devrimcilik başlı başına zaten üretimin kendisidir diyelim. Ama tabii ki yani gerçekten de günümüze uyarlaması yenilikçi ve gerçekten de kendini de güncellemesi gerekiyor. Yani geride kalmaması gerekiyor. Konusuna katılıyorum. Bence o konuya biraz açarsak daha derinlere gireriz. Ben şöyle sorayım. Diğer konuyu bağlamak adına kimlere sanatçı demeliyiz diyelim o zaman. Bu sanat konusunu toparlayalım. Aslında konuşmalarımızın arasına geçiyor. Yani, anlatayım. Dedim ya. Üreten. Önce üreten. Ürettiğini biçimlendiren ve bunu sunan. Yani sanatçı tabiatı taklit etmez. Tabiatı anlatır. Yani siz eğer güzel anlatabiliyorsanız onu, güzel üretmişseniz, halkla paylaşabildiyseniz bunları ve
sunarken de duruşunuzu kaybetmemişsiniz. Haktan ve emekten yanaysanız, muhalif duruşunuzu düzgün koymuşsanız siz sanatçısınız. Ama bunlar eksikse sanatçı değilsiniz. Bunu ülkede bana söyleyebilir misiniz? Şu dizi filmlerde falan oynayanların hangisi muhalif var? Hangisi? Nasıl sanatçı diyebilirsin ki? O zaman İbrahim Tatlıses olsun. Ve Adolf Hitler de bir sanatçı. Değil mi? Resim yapmış. Kitap da yapmış. Alman diyor. Kenan Evren. Kenan Evren de resim yapmış. Evet yani. O zaman sanatçı demeyiz yani. Demek ki olmuyor. Diyemiyor. Çünkü neden? Uymuyor abi. Duruşu durmuyor. Kişilik uymuyor. Bir defa düzenin adamıdır. Düzene nasıl tepkisi olacak ki bu adam? Nasıl muhalif olacak? Kendisi düzeni. Evet. Hocam şöyle yapalım. Benim her yayında yaptığım bir kısa soru cevap bölümüm var. Mümkünse tek cevap veya kısa cevaplar alayım. Burayı biraz hızlı geçelim. Diğer konuyu biraz zaman kazanalım istiyorum. En sevdiğiniz renk? Kırmızı. Ama duygu. Siyah severim. Bak, kırmızıyı dışarıda görmeyiz. Duygularınızı açığa vuran biri misiniz? Gerçekten sevdiğim zaman vuramayan birisiyiz. Sayın Güner, yöre yazarlarımızdan beğendikleriniz var mı desem? Ahmet Arif. Ha, bizim kendi yöremizden mi? Evet. Eğer Elbistan Maraş Pazarcık diyorsan inan yani çok az biliyorum ama bizim evladımız olan yani burada bir sürpriz olsun Can Yüce diyeceğim. Evet, bununla ilintili de bir parantez açalım o zaman. Sanırım babanızdan böyle bir iddiası var. Hasan Ali Yücel'in Elbistanlı olduğu bir evlatlık olarak verildiğiyle ilintili böyle bir şey var. Hasan Ali Yücel çocukken babası ve annesi öldürülüyor. Daha küçük yaş, çok küçük yaştaymış. Bu esnada bu mahkemeler giriş gelişti. Çocuklar bir tane Adanalı zengin bir ağa. Hasan Ali Yücel'le konuşuyor. Sohbet ediyorlar, çocuk seviyor böyle çocukken. Sonra dönüp diyor ki ne oldu bunun hani ailesi falan, annesi babası çocuklar öldürüldü yani öksüz bir çocuk. O zaman bana evlatlık verin, bu çocuk çok zengin bir çocuk, bunu yetiştirmem lazım diyorlar. Evet. Ve evlatlık alıyor. Hasan Ali Yücel bizim yani köylümüz. Ve daha sonra Hasan Ali büyüyor. Bakan dahi olmuş. Can Yücel de Hasan Ali Yücel'in oğlu. Bu bakan olunca köy enstitülerini ilk kuran adam biliyorsunuz Hasan Ali Yücel. Evet. Sanatçı tarafsız olabilir mi? Yok ya öyle bir şey. Nasıl tarafsız? Mesela biraz önce ben hep tarafımı belirttim. Ben halktan tarafım, emekten tarafım, ezilenden yanayım, sömürülenden yanayım. Yani tarafım. Tarafsız sanatçı. Tarafsız insan olmamalı. Yok öyle bir şey. Hangi kimliğiniz öncelikli gelir? Kimlik? Ha, yani. Irk olarak mı diyorsunuz? Türk kimliği. yani insan kimliğiniz veya işte yani şimdi kimlik şey ya böyle bize hani Türkçe'de anlatıldığı zaman işte çok kötü bir ilginç geliyor da aslında ben şunu söyleyeyim. Hani kıblem, Alevilere de kıblem insan. Şimdi benim kıblem insan. İnsanların hepsini seviyor. Evet. Ayrıcını yapmıyorum. Irkçılık zaten bir hastalıktır. Hastalıktır. Kim olursa olsun. Nerede olursa olsun. Fakat tabii ki Kürtler mazlum bir halk. Kürtler ezilmişlerdir. Yok edilmek istemişlerdir. Katliamlara uğramışlardır. Tarihten beri yani bırakın özgürlüklerini ya arkadaş gözünü seveyim. Yani kendi isimleri dahi kullanamaz dönemleri yaşadılar. Kendi dilini telaffuz etme yasağı getirdi. Hocam şöyle yapalım. Yani sorulara bu kadar uzun cevap vermemeni rica ediyorum. Çünkü yani hem soru yani burada açarsan anlamı boşa düşüyor buradaki vermek istediğimiz mesajın. Burada aklına ilk geleni söylemek yoksa birçok şeyi karşılaştırabiliriz, değerlendirebiliriz. Amaç bu. Şimdi bunu, ama bunu söyle.
Bizler yanlış anlıyor diye ben açtım. Ama çünkü yani zaten özelliği orada. Yani amaç o. Yani burada mutlaka renkle ilintili, yani siyah, mavi, kırmızı birçok şeyi sevebiliriz. Birini söylemek gibi tercih veya birkaç kişiyi öne çıkarmak gibi. Yani amaç orada bir renk çıkarmak. Yoksa tabii ben bunu söylersem bu eksik kalır dediğinde amacının dışına çıkıyor zaten. Neyse devam edelim. Haksız yere suçlandığınız oldu mu? Sayın Güner, Maraş'ın belli başlı birçok sorunu var. Bu sorunların en başında size ne geliyor? Maraş'ta Alevi ve Kürtler çok yoğunluktadır. Pazarcık'la 50 saniye geçmişlerdir. Anı yaşamak mı, planlı yaşamak mı? Ya, planlı yaşamıyorum. Planlı yaşadığına inanmıyorum. Sizce teknoloji insanları yalnızlaştırır mı yoksa sosyalleştirir mi? Yalnızlaştırır. Sayın Güner, kitaplarla aranız nasıl? Çok iyi. İyi bir okur musunuz? İyi bir okurum da yalnız iki senedir okuyorum bir şey. Yani çok böyle birkaç tane kitap buldum, onları okuyorum. En son okuduğunuz kitabın adı nedir? Şimdi göstereyim size isterseniz. Bakın. Evet. Yalnız tabii bu benim böyle alıp okuduğum bir kitap değildi. Burada bulunduğum evde kalmış olan bir kitaptı. Aldım okudum en son. Derin Abiler diye. Bildiğimiz konular genelde yazılandı. Çok etkilenmedim. Teori mi, pratik mi? Teorist, pratik olmaz. Zaman ne zaman geçmek bilmez? Üretmediğiniz zaman. Sizin için susmak mı yoksa konuşmak mı daha zor? Susmak. Gelenekçi mi, yenilikçi misiniz? Ben yenilikçiyim. Kendini bilmek mi daha önemli yoksa kendini fark etmek mi? Kendini fark edebilmek güzel. En beğendiğiniz siyasetçi? Selahattin Demirtaş. Bilgi mi, bilinç mi? Bilgi. Beğendiğiniz tiyatro sanatçısı var mı desem? Elbette. Ama bir tane değil. Reform mu, devrim mi? İkisi de aynı değil mi ya? Devrimin içinde reform zaten. Bilmiyorum yani devrim köklü bir değişim gibi. Ya değiş, reform tamam. Da değiş. Yani yıkıp yerine yeniden inşa etmek gibi. Hiç sevinçlerinizi ertelemek zorunda kaldınız mı? Neyim? Sevinçlerinizi ertelemek zorunda kaldınız mı? Çok. Sayın Güner, yöre müzisyenlerimizden, halk ozanlarımızdan ve sanatçılarımızdan beğendiğiniz birkaç sanatçı sayın desem. Şu anda yaşayanlarla ilgili söylerseniz tabii var. Nurhak var, şey, Garip Nurhak var, işte Ali var, birkaç var ama ben kendi yöremizde hani beğeniriz beğenmeyiz, o siyasi duruşu apayrı bir şey de olsa bence ürettiğim anlamında çok iyi bir ozandır. Aşık Masum Şerif. Sizce insanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü? Umutları azalır. Çok okuyan mı bilir yoksa çok gezen mi? Çok gezer. Herkesin bir şey olduğu bu hayatta siz ne oldunuz desem? Sadece insan olmaya çalıştım. Evet, bence yeterli. Aslında işte biraz süreyi iyi kullanalım istiyorum. Arada bazı sorular da eledim. Çünkü 1 saat 20 dakikadır yayındayız. 1,5 saatte sınırladığımız bir yayın. Biraz sarık sap bile en azından diğer bölümü de biraz iyi kullanalım istiyorum. Şu anda Mardin TV'de
sıkılmamıştı. Ya şey için söylüyorum, yani süreyi iyi kullanırsak biraz çok uzun yayınlar tekrarı noktasında sıkıntı yaratıyor anlamda. Yoksa sıkılacak değil, 3 saat de yapabiliriz. Ama ben istiyorum ki ana başlıklarıyla kısa 1,5 saatte birçok şeyi de anlatabiliriz. Yani önemli süreyi iyi kullanmaktı. Ben MARDEF TV'deyiz. MARDEF'in çalışmaları hakkında, MARDEF'in tanıyor musunuz desem kısaca. Ya çok kısa kısa tanımaları var. Çünkü çok bir iletişim olmadığı için. Yani inşallah da ben Damca Basya'nın 2,5 yıl aşkın buradayım. Ama tabii duydum. İletişime de geçtiğimiz falan oldu. İşte dönem dönem. Hatta bir o sizin bir Maraşlar toplantısı var. Şey, kamp vardı galiba Almanya'da. Ona bile çağrıldım, gidemedim ama. İletişimsizlikten gidemedim. Yani güzel çalışmalar yapılıyor diye ben hissettim, gördüm ama daha sonra çok fazla ses çıkmayınca galiba biraz da insanlar işlerimi bir rayına koyunca ama diyorsunuz ben bununla uğraşamam mı diyor, ne diyor bilmiyorum ama tabii siz daha iyi biliyorsunuz nasıl bir yerine atılıyor. Ben çok fazla bilgi sahibi değilim. Sadece sosyal medyada izlediğim kadarıyla var. Yani evet, yani aslında şöyle bir pandemi süreçlerinden kaynaklı fiziki temaslar, etkinlikler, eylemsizlikler yapılamadığı için çok görünür değiliz. Ama bu boşluğu gidermek adına zaten MARDEF TV'yi kurarak hem görünür olmaya çalıştık, hem dostlarımıza ulaşmaya, dostlarımızı bilgilendirmeye. Böylesi işte kültür sanat programları yaparak yöre insanlarının değerlerini, yazarlarını, sanatçılarını kendi yöre insanlarıyla buluşturmayı hedefleyen yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bölgenin ekolojik sorunlarını irdelemeye çalışıyoruz. Açıkçası birçok çalışma yapmaya çalışıyoruz. Ama yeterli mi? Evet, eksiğiz. Daha fazlasını yapmalıyız gibi önümüzde duran görevlerimiz var. Sizin gibi dostlarımızın desteğiyle, önerileriyle, katkılarıyla, bize verecekleri yönle birçok şeyin de üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. Hedefleri büyüttüğünüz zaman başarırsınız. Sadece isteyin. Ve hedefinizi bilirsiniz. Yani isteyiz. İstemek önemli. Evet. Şöyle sorsam hocam. Sonuçta bir yörenin hem Kürt hem Alevi hem sanatçısı olarak bir aydın insan olarak bölgemizin hem kültürel hem siyasal yani olarak toplumumuzun durumu nedir? Yani siz yani genel anlamda ülkeyi, Türkiye'yi konuşabiliriz ama bence kendi yöre insanı mısınız? Aslında bizim yöre anlatırken Türkiye genelinde de birçok şey bir yere anlatmış oluruz gibime geliyor. Çünkü aşağı yukarı birbirine benziyor birçok yerde. Fakat bizim orası çok daha fazla yaşamış, benim anlatacağım şeyler. Ben uzun yıllar gitmemiştim, yani köyümü falan bilmiyordum. Fakat bundan 8 sene önce işte köyümüzde olan festivalden kaynaklı gittim, katıldım. Festivalde konuk sanatçı olarak gitmiştim yine. Oraları gördüm. Çok, yani bunu biliyorduk, duyuyorduk ama gözümle gördüğüm zaman çok daha fazla üzüldük. Çok fazla göç almış. Yani göçmüş insanlar gitmişler. Yerlerini, yurtlarını terk etmişler. Bu sadece Müslüman'da değil, bu Pazarcık'ta da aynı kez durum aynı. Yani genç kalmamış. Hep böyle ya yurt dışındalar ya da metropollerde yaşamaya başlamışlar. Fakat benim önerim imkanları ve olanakları olan insanların geriye dönüp kendi köylerinde hiç olmazsa az bir süre de olsa, bir yazları da olsa yaşamaları, o köyde de kalan yaşlı amcalarla birlikte sohbet etmeleri, orada güzel şeyler yapmaları ve o yaşlı amcalar bakın sona kalmışlar. Kendi kültürel tarihinden veya geçmiş yaşamı anlatabilecek çok az insan kaldı. Onlardan bunları dinlesinler, öğrensinler. Yarınları taşıyabilirim. Yani çok fazla göç vermiş. Hakikaten de yani köylerde pek kimse kalmamış. Evet, zaten aslında bölgemizin o yaşlılarının bizim
daha çok biliyorsun yazılı tarihimiz olmadığı için sözlü anlatımların çok kıymetli. Yaşlılarımızdan tarihimizi, geçmişimizi öğreneceğimiz çok şeylerimiz var. Hatta teknik sorunları aşabilseydik bugün babanızı da yayına alacaktık. Belki sizin için de bir an olacaktı. Hem de bizim için de kendisinin vereceği mesajlarla küçük de olsa sorularımızla renk katacaktı. Ama sağlık olsun yapamadık. Ben işte bölgeyle konuyu açtık. Ardından da gelelim ülkenin durumuyla. Ülkenin içinde bulunduğu durum hakkında neler söyleyebilirsiniz? Özellikle şuna değinmenizi istiyorum. Son dönemlerde yine Alevi evlerinin işaretlenmesi gibi gündemler söz konusu. Yalova'da 5 evin, Tokat'taki Alevi köylerinin haritada gösterilmesi gibi yine bir şeyler kaşınıyor. Ne söylemek istersin? Şimdi şuradan başlayalım. Düşünün ki bir iktidar var ve bu iktidarın ayakta durması için din kullanıyor. Mesela Diyanet İşleri bu görevi üstlenmiş, halk fetvalar veriyor. Kendi hocalarını resmen camilerinin hepsi işte AKP'nin örgüt binası gibi çalışıyorlar. Şimdi anlatacakları pek bir şey yok. Dikkat edin böyle. Sosyal medyada gözünüze çarpacaktır. Diyanet'in veya ne bileyim o vakıfların, bir sürü yerlerin, o fetva veren hocaların cinsellikten başka bir şey paylaştıkları yok. İşte kadın dönüdür, yok erkek dönüdür falan gibisinden. Ellerinde pek sermayeleri kalmadı. Şu anda gidişatın çok kötü olduğunu görüyorlar. AKP kan kaybediyor, ekonomik çıkmazlar var. Çünkü hoyratça harcadılar ülkenin kendilerini. MHP ise yine kaybediyor ama ortak olduğu için bayağı bir kan kaybı var. Şimdi AKP işte CHP çıkabilir ve gündem değiştirmek adına kendi provokatörlerini kullanarak işte Alevi köylerinin işaretlenmesi, Alevi evlerinin işaretlenmesi falan gibisini sürü dinlenir yaratıyor. Ha, bunlar işaretlenince bir şey yapmadılar mı? Tabii bunu yaşadık. Yani Maraş'ta evler işaretlenmişti önce, ondan sonra saldırdılar. Yani tehlikeli bir durum. Tehlikeli bir durum. Çok kötü bir durum. Yani zaten HDP'de ayakta kalmak için bazı HDP'de işte MHP ayakta kalmak için HDP'ye saldırdı arkadaşlar. Ki son bir şey var. HDP binasında, ilçe binasında yok işte peşteki bayrağı asılmış, yok Abdullah Öcalan resmi falan asılmış, hastalık hepsine. Ya bunu HDP'nin yaptığına inanmıyorum tabii. Ajan provokatörü tarafı, polis gitmiştir, onu asmıştır. HDP'ye amaç, yani HDP'yi kapatmak ama burada MHP aptallık yapıyor bence. AKP burada bu işe birazcık etrafındaki insanlar uyandığı için galiba kaybı uyarıyorlar bu konuda. Yani HDP'yi kapatırsak zararı biz ederiz gibisine. Bunlar daha çok denetlenirler, daha çok güçleşirler. Endişesi de var. Yani ellerinde milliyetçilikten başka hiçbir kozları kalmayan, yok yani, ekonomiyi de, ülkeyi de yönetemeyenler ister istemez baskıyı, şiddeti artırmak zorundalar. Özellikle son dönemlerde biliyorsun 6 gün boyunca inkar edilen ve Gökhan Güneş olayı var. Gözleri bağlı sabaha karşı sokağa bırakılan, evet, ve ailesine gelen. Bununla ilgili bir takım açıklamaları böyle yaptı. Yani sürecin ciddi anlamda daha tehlikeli noktalara evrildiği gözlemleniyor. Belki birçok insanın canını da yakacaklar. Ama artık herkes şöyle bir süreç yaşanıyor. Artık korkuyu bıraktı insanlar. Yani varlıkla yokluk arasında bir dönem yaşanıyor ki kimse pabuç bırakmayacak bu baskılara. Sokak daha ısınacak ve bunlar eridikçe daha da saldırganlaşacaklar diye düşünüyorum. Sizin burada şey var Hasan, yani Kürtler zaten yüzyıllardır aynı şeyleri yaşıyor. Aynı senaryo. Ben burada aslında Türk arkadaşlarla mesajım var. Kardeşlerimiz. Arkadaşlar
gözünüz seveceğim. Yani. Ülkeniz satılıyor ya. Yani. Parça parça. Karar parça. En son Antalya Limanı yine Katarlara verildi. Yani peşkeş çekiliyor. Ülke satır satır. Ülkenin zenginlik kaynakları olduğu gibi Poyraz'a kaynakları. Ve dikkat edin yani milliyetçiyim diyen bu şahıslar milli dedikleri bu senaryoda neden bir türlü güzel Türkçe konuşma sanatını koymuyorlar? Hiç siz gördünüz mü MHP'nin düzgün Türkçe konuştuğunu? İnanın ben bir Kürt çocuğu olarak, Kürt evladı olarak bir Devlet Bahçeli'den çok daha düzgün Türkçe konuşuyorum. Yani şimdi bu peki bunun neresi doğrudur? Gerçi Devlet Bahçeli'yi başka türlü bağlamışlar ama benim LGBT'lilere saygım olduğu için ben o konuya girmek istemiyorum yani o kasıt olayı falan. Evet zaten zamanımız da ona el vermiyor. Ama genel anlamda yani biraz önce Halil Kül şair arkadaşımız da bir ülkenin ekonomisi iftastaysa artık bu işin geri dönüşü yok gibi bir şey söylüyor. Evet yani sonuçta ekonomi çok belirleyici. Ekonomi de bayağı belirleyici. Açlık, işsizlik, sefalet artıyor. Bu durumda ülkeyi güvensiz ve istikrarsız günlere ve daha çıkmaza ve karanlığa da sürüklüyor açıkçası. Umarız daha sağlıklı günler yakalama şansımız olur. Bu arada bayağı bizi izleyen, katılan dostlarımız da oldu. Onlara süreyi iyi kullanalım diye selam da veremedik. Hepsine ayrıyeten selam da edelim. Hocam yayının son bölümüne geçelim istiyorum. Özellikle belki daha konuşacak birçok şey vardı ama yani bazı konuları detaylandırabilirdik, açabilirdik, daha iyi anlatabilirdik dostlarımıza. Ama belirli sınırlı bir süre içerisinde ele almaya çalıştığımız kadarıyla mesajlarımızla hem sanatı hem sizi hem de yöreyi, ülkeyi günceli de değinmiş olduk. Şöyle sorsam Sayın Güner, sürgünde olmanız vesilesiyle ama buna rağmen de hayatın devam ettiğini düşünürsek ortaya koyduğunuz herhangi bir çalışmanız, bir projeniz, bir takım hazırlığınız var mı? Önce ondan bilgiler alalım. Ne olmamışım zaten önümüzdeki ayın 15'inde bir daha beni çağırdı mahkeme. Yani rap de vermezler ama çağırdılar. Bilmiyorum soracaklar bir sorular daha vardı. Oturum almış olsaydım direkt hemen yani tiyatro ekibi kuramamış olsam dahi tek kişilik yolun çıkarmayı düşünüyorum. Ve tabi elinde senaryo dedim var ama tabi destek bulamazsam tek başıma yapamam. Zordur. Böyle kolay da değil. Altından kalkmak ekonomik olarak diyorum. Başka da yok yani şimdi şu anda yapabileceğim pek fazla bir şey yok. Sadece oturup yazıyorum, çiziyorum, ayırıyorum ama yani Hasan açık ve net. Ben ayın 15'inde mahkemem var. Ben oraya nasıl gideceğim diye düşünüyorum şu anda. Çünkü niye? Yol param da yok. Yani o mahkemeye gidecek. Paris'e gidecek. Yani dramatize etme. Ya boş ver. Kapatalım. Anlıyorum durumu. Evet. Ne yazık ki böyle zorlu süreçler yaşanıyor. Ve mutlaka sizin gibi birçok dostumuz da aynı sıkıntıları yaşıyor. Yani biz özellikle birçok dostumuzdan böylesi sorunları ve sıkıntıları yaşayan dostlarımıza bence sahip çıkmalarını, en azından destek sunmalarını, onlara küçük de olsa dokunuşlarla bu süreçleri rahat aşmalarının zeminlerini sağlamak diye esirgemesinler diyelim. En doğru cevap bu olur sanırım. Gençlerimize sahip çıksınlar benim için en büyük şey. İşte sonuçta oyun yazdığınızı söylediniz, üretmeye devam ediyorsunuz. Peki tiyatro ve sinema filmlerinde rol alma durumunuz nedir? Buralarda herhangi bir tiyatro çalışması abi, var mı? Hocam çok iyidir. İyidir. Zaten
oturum alır almaz ilk işim prodüksiyonlara haber vermek, CV'mi bildirmek. Tabii ki Almanca olursa veya zaten Almanca da bilsen de seni yabancı bir karakter olarak oynatacaklar burada da. Aksan falan kullanacaklar. Fakat Fransız, İsviçre veya başka bir yerde bir proje olursa onlar da dublajlı olursa onların ancak başka türlü de olmaz. Anlıyorum. Peki biz de biliyoruz ki Kurbet'te, sürgünde gerçekten de sanatınızı icra etme şansınız, alanınız biraz dar. Yeniden ilişkiler kurmak, demokratik örgütleri veya sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle, çevrelerle ilişkilenmek gerekiyor. Ama tabii ki... Kimse bana destek vermese de ben tek başıma yine bir yola gireceğim. Ne diyelim, başarılar diliyorum bu konuda. Yani... Öyle olmak lazım ya. Bırakmamak lazım. Birileri sana yardım etmiyor diye bırakmamak lazım. Peki yayının başında bir soru sormayı düşünüyordum ama yani bu mizah yönünüzü anlattığınızda ben özellikle bu mizah bölümünde bizim insanlarımızın birçok her konuyu bilme bilgisinden yola çıkarak çok bilmişlik yapar ya davranışlar olur. Seninle de sohbetimizde bir Erzurumlu kadın fıkrası veya işte bir paylaşmıştın. İsterseniz onu bir paylaşalım. Tabii. Uygun. Şimdi Erzurumlu kadıncağızın kocası ölüyor tabii. Ölünce de bizim yerlerde biliyorsunuz yani bizim insanlarımız hemen ağıt yapmaya başladı. Cenaze yapılır. Topluluk içerisinde kadın dövülür. Daha çok bizim kadınlarımız dövülür. Erkekler çok fazla alamazlar. Kadın ağız yakarken bu esnada kocası için şöyle bir ağız yakıyor. Her ne de bir görü ne kadar da baba yetiydi. Kapıdan geçerken kafası geçmezdi. Her bir dili bilirdi Fransızca, Almanca, kız öbürü neydi? İngilizce. İngilizce de bilirdi. Avukatlar, hekimler, kız diyor öbürü neydi? Yeniden görünce üstüne sürüyor. Savcı ve savcılar ona danışırdı. Bunu bu böyle alt yaparken o ölen adamın kardeşinin dikkatini çekiyor tabii. Diyor, de yenge diyor, ha bu söylediğin senin anlattığın benim abendir. Diyor, he abendir. Ben mana diyor, abim ilkokul bitirmemiştir. Nasıl diyor, o kadar dili biliyor Fransızca, Almanca, İngilizce. Ya Türkçe konuşamıyor. Avukatlar, hekimler, savcılar ona danıştı. Kadın baktı ki işin içinden çıkamayacak. Hem de diyor boyu da bir katikti. Nasıl patiyasın mıydı? Bu böyle deyince kadın işin içinden çıkamıyor. Kadın cazdan sonra finale tabii gidiyor hemen. Her ne kadar bilmese de çok gayretliydi. Diyor. En azından çabası var falan. Yani gibi. Şimdi tabii ben burada tavsiyem şu dostlar arkadaşlarım. Arkadaşlar bir şey paylaştığınız zaman onu eserin sahibinin adını yazmasın. Emek hırsızlığı olmasın. Ha, onun dışında gözünü seveyim. Her şeyi biliyorum demeyin. Hakim olun. Bildiğiniz bir konuda yorum yapın. Veya konuşulanı iyi dinleyin. Bütün olarak konuşulanı dinlediğiniz zaman yorumunuz ve eleştiriniz çok daha kolay olacak. Aksi takdirde içinden cümbüzle birkaç kelime aldığınız zaman yanlış yapar. Yorum da yazıyor. Tam tavsiyedir sadece. Evet, peki Sayın Güner, tiyatro ve sinemayla ilgilenen gençlerimize, dostlarımıza neler önermek ve neler söylemek istersiniz? Eğer yetenekleri varsa, zaten ben hep şunu derim, sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Yani yetenek doğuştan vardır. Ha nedir? Akademik bilgileri biz üstüne sürersiniz. O kadar. Başka bir şey yok. Yani geliştirmesi anlamında. Gitsinler. Üstüne gitsinler. Tiyatro kurslarına katılsınlar. Ama sinemacı olmadan önce benim bütün en büyük önerim şeydir. Tiyatro izleyin. Siz tiyatroda birçok şey alıp öğrenirsiniz. Ondan sonra kamera eğitimi alırsınız. Kamera eğitimi çok daha kolay. Yani tiyatroya alıp oyunculuğu çok iyi almış olursunuz. Ben gençlere tavsiyem
sanat güzel, sizi geliştirir. Hatta sadece gençler değil, yani tiyatroyu seven, sanatı seven her insan 60 yaşında dahi olsa tiyatro kurslarına katılsın. En azından iyi bir tiyatrocu olmayabilir ama kendini ifade etme özgürlüğü kazanır. Toplum içerisinde sanatı düzeni öğrenir. İyi bir gözlemci olur. Bunlar bile faydalı değil midir sizin hayatın içerisinde? Kesinlikle faydalı. Hatta böylesi anlarda kendini ifade etme tarzı, zamanlarında da çok faydasını görecektir. Hem özgüveni gelişecek hem hitabet gücü etkili vurgular ve yorumlar katacaktır. Kendini zenginleştirecektir. Ben bu bölümde şunu da sormak istiyorum. Yazdığınız şiirleriniz vardı. Öncelikle bu şiirlerinizi bir şiir kitabına dönüştürmeyi düşünüyor musunuz desem? Bugüne kadar hiç düşünmedim. Tabii bu konuda beni uyaran, bana söyleyen arkadaşlar şok oldu. Yani niye kitap çıkarmışsın falan diye. Ama kendime şair diyesim gelmiyor. Bir Ahmet Arif'i okuyup, bir Ahmet Yeli'yi okumak, ondan sonra bir şeyi söyleyeyim ya. Nazım dedim. Nazım'ı çok okudum. Nazım'ı da okudum da Nazım'ı eleştirdiğim yanlar çok fazla. Ama etkilenmiyorum çok fazla şimdi. Ben mesela bir Atilla İlhan'dan etkilendiğim kadar, yani Ahmet Arif'ten etkilendiğim kadar Nazım'dan etkilenmiyorum. Çünkü Ahmet Arif'in şiirlerine buram buram memleket kokar. Dağlarla ovaları birleştirir. Şehirleri içine kazar. Ahmet Arif. Şiirde de o duygu vardır. O yüzden seviyorum Ahmet Arif'in şiirlerini. Atilla İlhan başka bir güzelliktir. Yani Atilla İlhan aşkları bile güzeldir. O, hani böyle ya kimisi ben seviyorum falan, sevgi daha yücedir. Yapar ya. Değil ya. Aşk başka bir şeydir. Peki hocam, yazmış olduğunuz başta da aslında sizin okumak istediğiniz şiir vardı. Karbelen sanırım. Ha evet. Yani, ama biz başka bir şiiri okutturmuştuk. İsterseniz o şiirinizi de alalım. Oh, dağıttım düşüncelerimi sokak aralarına. Toplayın şimdi toplayın. Merak etmeyin, acı vermez düşüncelerim. Sezeryan'la aldım ben onları. Kiminiz cebinize koyun, 3-5 kuruş harcamak için. Kiminiz sakalınıza sizin 5 vakit lazımınızı diye. Ben bana kalan yüreğime soktum. Adam gibi sevdalı var. Aşk ile gülüm, ben geldim. Biliyorum, kesiniz. Darkınızsınız, beni sevdiriyorsunuz, biraz ama çok diyorsunuz. Eyvallah, yanıma çok var yalandım. Ama sana çok seviyorum, biliyor musunuz? Yani yalnız tertemiz öylesin işte. Herkes gibi seni seviyorum demiyorum. Ben sana seviyorum diyorum. Çünkü ben sendeki seni seviyorum. Sen yine de bana kutluyorsun. Olsun. Ben sana seviyorum, bunu biliyorsun. Sana delik bir elbise giydiremem. El alemine çıkaramam. Utanıyor, utanıyor. Ya neden ben kötü çocukum? Böyle öğrenmişim işte. Kıskanırım ya. Sen yine bana kızıyorsun. Olsun, ben sana seviyorum ya. Bunu da biliyorsun. Hem sana ne getirdim biliyor musun? Hem saf damlarda yetişir. Sadece zirvelerde büyür. Güneşi gördüğü zaman ölür. Ama güneşe öyle bir aşıktır ki. Öleceğini bile bile kalkların içerisinde doğduğu bir güneşe doğduğu zaten. Buna sizde kardelen diyorlar. Bizde ise belki ne fark ediyor? İki kardeş ağzını açıyorlar değil miyiz? İşte o çiçeği sana getirdim. Sen inadını açmayacaksın kapını bana bu soğuk bayaz günde. Ben de kül bir adama bekleyeceğim sabahın köyüne kadar. Sabah yanaşında kapını beni donmuş vermiş göreceksiniz. Ama o elindeki çiçek var ya. Hani atı sizde kalkılan bizde bekliyor. Ya her gün sabah işte. Hani güneşi gördüğü zaman ölüyordu. İşte o gün ben ölünce o güneşi görse de ölmeyecek sen çıkanız kadar onu alıncaya kadar. Al onu. O sana zekir ki adamı sevdim işte böyle sevmeli.
gerektiğinde Serdalı'nın kapısında ölmeyi bilmeli. Hem aşka pasapız bir sözler. İster Türk ol, ister Türk, ister Laz, ister Çerkez, ister Rus, ister Türk. Yeter ki insan, insan da sevdi. Bu böyle. Yüreğine sağlık. Evet, ne yazık ki her güzel sohbetin, programın bir de sonu var. Hayatın sonu. Artık. Evet, yani yayının da sonuna geldik. Bu arada yeni katılan ve güzel mesajlarını da aldığımız dostlarımız oldu. Onların da katkıları, destekleriyle. Olumsuz eleştirilere de ben teşekkür ediyorum. Yani iyi niyetli, eksiklerimizi vurgulandığı her konuda eleştiriler bizim gelişim dinamizmizdir. Dikkate alacağız, kendimizi geliştireceğiz. Mutlaka daha farklı programlara imza atacağız. Evet, sonuçta internet üzerinden yayın yapıyoruz. Teknik sorunlar yaşayabiliyoruz. Zaman zaman sıkıntılarımız olabiliyor. Ama amacımız daha çok toplumsal anlamda duyarlılık yaratmak, etkili bilgiler aktarmak, dostlarımıza kendisini geliştirmek adına da olsa, güzel dostlarımızı ve yörenin sanatçılarını buluşturmak adına da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ortada bir emek var. Umarım dikkate alınır ve bu anlamda da biz desteklenirsek daha güzel şeylere imza atarız diye düşünüyorum. Ve ben bugün, yani bundan sonra belki dikkatli alacağım ve yöremizin şairlerinden dostlarımızın, bazı dostlarımızın şiirlerini paylaşmak da istiyorum arada bir. Ve bugün bölgemizin denkbej ve şairlerinden Mahmut Altdoğan'ın Kırgınım Hayat, Kırgınım Sana şiirini paylaşmak istiyorum. Ben de dostlarımıza bugünün programı anısı olarak onu paylaşayım. Çocukluğumu bile yaşayamadım. Tahsilimi yükseklere taşıyamadım. Sevdiğime bile açılamadım. Kırgınım hayat, kırgınım sana. Ömür boyu görmedim sefa. Hayatın her köşesi ayrı bir cefa. Hastalıkları birer birer dizildi safa. Kırgınım hayat, kırgınım sana. Ekonomi düzeldi, özlem başladı. Ciğerlerimizi içten içe haşladı. Gençlik bitti, ihtiyarlık başladı. Kırgınım hayat, kırgınım sana. Aşındırdım gurbetin aşılmaz yolunu. Kaptırdım parmağımı, kurtaramadım kolumu. Altdoğan'ım, kimse kestiremez hayatın sonunu. Kırgınım hayat, kırgınım sana. Bu güzel dizelerini paylaştım. Kalemine, yüreğine sağlık diyelim Mahmut Altdoğan dostumuzun. Yazan dostum. Ve bizi izleyen tüm dostlarımıza mesajlarıyla, desteğiyle, katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Özellikle konuğum, oyuncu, oyun yazarı, aktör Ali Güner'e bu akşam bizimle paylaşım yaparak, bizimle bu günü paylaştığı için kendisine ayrıyeten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını da biliyorum. Bana herkes katlanmış ya. Siz katlandınız, size ben. Yani herkese, ben de Mardev TV izleyicilerine, Mardev TV dostları adına güzel bir hafta diliyorum. Bir başka karalama defterinde, bir başka programda görüşmek üzere. Esen kalın dostlar. İyi akşamlar.